Arkadaşlar merhaba. Bugün çok kıymetli bir hocamızla karşınızdayız. Türkiye polisiye tarihini konuşacağız. Erol Üyepazarcı, zaten polisiye severlerin hepsinin tanıdığı, bildiği bir ustamız, bir hocamız kendisi olur. Şimdi kendisinden rica edelim, onu tanımayanlar için. Erol Üyepazarcı kimdir hocam? Efendim, Erol Üyepazarcı, 1938 yılında İstanbul'da doğdum. Doğma büyüme bir İstanbul çocuğuyum. Amiyane tabirinde bir İstanbul fırlatmasıyım. Çok severim bu fırlatma tabirini. Şaşırmayın söylediğim zaman. Pertemniyel Lisesi'nden mezunum Aksaray'da. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 1962 yılında bitirdim. Bütün meslek hayatımı Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nda evvela teknik uzman olarak, sonra da kredi yatırımlardan sorumlu üst görevli olarak yaptım. 30 yılın üzerinde bu müessese çalıştıktan sonra emekli oldum. Aşağı yukarı emekli oldum. Emekli 95'te oldum. Demek ki 25-26 yıldır bir emeklilik hayatı yaşıyorum. Bunun dışında özel hayatımda bibliofili ile bibliomani arasında kitap manyağı. Yani kitap severlikle kitap manyağı arasında gidiyorum. Evimde 35 bin kitap var. 35 bin kitap çok büyük bir rakam aslında, şöyle söylemek isterim. Yani evde ne kadar boş delik varsa her tarafa kitap yığıyoruz. Sağ olun. Ve şey olarak çok çeşitli konularda ihtiyarlığım ve emekliliğimi çok keyifli geçiriyorum. Çünkü çok çeşitli konularda hobilerim var diyeyim yahut merakım var. Bunlardan bir tane kıladığınız gibi polisiye roman. Ama onun dışında Tanzimat'tan sonraki Osmanlı tarihi, İstanbul ve astronomi ilgilendiğim konular. Bu konularda kütüphanemin epey zengin olduğunu söyleyebilirim. Özellikle polisiye roman konusunda eski polisiyeler, yani Arap harflerinde çıkmış Osmanlıca dediğimiz polisiyeler konusunda benim kütüphanemden daha zengin bir kütüphanenin Türkiye'de kimsede olmadığını iddia ederim rahatlıkla. Yani bendeki eski harfli polisiye romanlar Milli Kütüphane dahi yok. Şimdi hocam, polisiyeden bahsettik. Aslında bir klasik ve basit bir soruyla başlayalım. Ama cevaplamasının zor olduğunu biliyorum. Evet. Polisiye roman nedir sizce? Şimdi efendim, polisiye roman deyince özellikle bizim Edebiyat Tapınağı'nın gardiyanları son yıllara kadar çok küçümsedikleri bir edebiyat türü olarak görüyorlardı. Şöyle tanımlarlardı polisiye romanı. Bir cinayet işlenir. Bu cinayete katil belli değildir. İşte oturur, çalışması sonunda o katili bulur. Okuyucuyu meraka sevk eder. Der. Bu polisiye romandır ve ciddi bir edebiyatla alakası yoktur derler. Bu çok yanlış bir tanımlama. Şöyle örnek vereyim size. Polisiye roman her zaman cinayet olmaz sevgili kardeşim. Örnek vereyim. Sherlock Holmes herkes bilir. Sherlock Holmes polisiye romanın başat figürlerinden biri. Sherlock Holmes'un yazarı Sir Arthur Conan Doyle 56 tane uzun hikaye, 4 tane de roman yazdı. Bütün eserlerin toplamı 60 tane. Bu 56 tane uzun hikayenin 41 tanesinde cinayet yoktur. Ne vardır o zaman diye soracaksınız. Polisiye romanın iki ana unsuru olan vardır. Biri suç, öbürü muamma. Suç ve muammanın beraber bulunduğu olayları anlatan eserler polisiye romanlardır. Yani bir suç olacak, bir de muamma olacak. Mesela Türkçe'ye ilk çevrilen Sherlock Holmes öyküsü de olay şöyle. Kadıncağız gelir Sherlock Holmes'e, der ki ya benim kocam ticaretle uğraşıyor. Biz Londra'nın banliyösünde oturuyoruz. Bu sabah çıktı, bir daha eve gelmedi. Acayip acayip mektuplar gönderiyor. Ne olduğunu şaşırdım. Günlerdir kocam eve gelmedi. Sherlock Holmes der ki enteresan bir şeyler oldu mu son günlerde? Evet der. Halam hastalanmıştı, Londra'ya gittim. Ana caddeden geçiyordum. Bir adam dilenci vardı orada. Beni görünce dilenci kaçtı. Arkadan baktım sanki böyle kocamla aynı boyda falan bir adam. Kaçtı gitti. Güler Sherlock Holmes. Sen buna bir gün müsaade eder. Ben o sokağa gider, konuşur eder. Anlaşılır ki adam o sokakta, tek sokakta dilencilik yapmaktadır. Ama ailesine ben ticaretle uğraşıyorum diyor. Her gün sabah evden güzel giyinip her tanesine gider gibi çıkıyor. Gidip orada elbise değiştiriyor, dinleniyor, güzel para da kazanıyor, evine dönüyor. Şimdi burada muamma var çünkü adamın ne olduğunu hemen keşfettik. İkincisi suç da var. Suç basit bir şey. Yalan söylemiş kadına. Ama bu bir polisiye öyküdür. Zaman bunun polisiye öykü olmadığını iddia edemeyiz. Demek ki polisiye romanların pek büyük çoğunluğunda cinayet suç olmasına rağmen İlle polisiye romanda cinayet olacak diye bir şey yok. Yani polisiye romanı şöyle tanımlayabiliriz. Muamma içeren suçun anlatıldığı eserler polisiye romanı. Ve bu tanımı yaptığımız zaman pek çok büyük edebi eser de bu tanımın içine girer. Size bir anımı anlatayım. Bir televizyon istasyonundan geldiler bana. Uzun uzun konuştuk. Şirin'de bir kız. Benim çalışma odamda çekim yapıyorlar. Efendim şey de var. Çekimi yapan kameraman arkadaş da var. En son bana sordu. Efendim en çok sevdiğiniz polisiye roman hangisi? Ben de Karamazov Kardeşler dedim.
dedim. Kızcağız birdenbire kameramana dur dur dedi. Döndü bana gözlerini böyle büyük açar. Efendim Karamazov Kardeşler polisi roman olur mu dedi. Kızım okudun mu Karamazov Kardeşler konusunu biliyor musun dedi. Okumadım ama duydum çok meşhur bir esermiş efendim dedi. Anlattım kızcağıza konusunu. İşte baba Karamazov'u, üç kardeşleri. Büyük kardeşin çanlısının parasını metresine yemiş babasından para istemesini. Babası para vermeyince onu ölümle tehdit etmesini. Bir süre sonra babanın öldürülmesini. Suçun büyük oğlanın üstünde kalmasını. İkinci oğlanın dedektif gibi çalışıp katilin uşak olduğunu bulmasını vesaire. Anlatınca polisiye olmamış. Yani demek istediğim benim tarifimi yaparsanız ki bu artı dünya polisiye eleştirmenlerinin de kabul ettiği bir tanımdır. Yani muamma içeren suçun anlatıldığı eserler polisiye romandır tarifini kullanırsınız pek çok edebi eserde polisiye roman içine girer. Yani polisiye roman dediğim gibi basit bir tanımdır ama kapsayan bir tanımdır. Muamma içeren suçun anlatılmasıdır. Suç demin söylediğim gibi basit bir yalandan ibaret olacağı gibi cinayet de olur. Hatta daha büyük trailer dediğimiz romanlarda dünyayı havaya uçurmak isteyen caniler de var. Çok daha büyük olaylar da olabilir. Ama dediğim gibi fakat bunun içinde muhakkak muamma olması lazım. Muamma olmazsa düz suçun anlatılması polisiye roman olmaz. Muammayla beraber olacak. Muamma denilince tabii şey gibi zannediliyor birazcık. Terse vurmak için aslında şöyle bir şey de yapılıyor. Katilin kendisi telefon açıp cinayetini itiraf eder. Hadi bul bakalım diye mesela Sherlock'ta da böyle bir şey. Tabii. Yani çok çeşitli şekilde bu muammayı şeyim vardı. Komiser Colombo dizisi vardı. Orada dizinin başında katilin kim olduğunu öğrenirdiniz. Ondan sonra bak Komiser Colombo onun katil olduğunu ispatlamaya çalışır. Ve çok garip yöntemlerle katilin o baştaki insan olduğunu bize gösterir. Dediğin çok doğru. Yani bir yolda odur. Hatta şeyin Agatha Christie'nin romanlarından birinde katil Hercule Poirot'u dedektif olarak tutar katili bul diye. Ve masum rolünü oynar ama en sonunda Hercule Poirot olayı çözer ve sen katilsin der. Ve onun gibi çok çeşitli yöntemler ve senaryolar kurulur polisiye romanı. Evet. Polisiye romanın en büyük keyfi insana kaçış zevki vermesi sevgili kardeşim. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Olaylar, insanlar bir yerde insana ulan bu çevreden kaçayım da şöyle bir başka dünyaya gideyim, bir başka aleme gideyim şeyini veriyor. Polisiye roman bu isteği en çok tatmin eden edebi türdür. Gittiğiniz zaman bambaşka bir dünyaya girersiniz. Normal bir insan hiçbir zaman katil olmaz değil mi? Ama polisiye romanda cinayet, en büyük olasılıkla cinayet var. Ve bu cinayetle beraber bir muamma vardır. Bu cinayeti kim işledi şeklinde. Ve bu muammayı çözebilmek zevklidir. Mesela benim en büyük tutkularımdan biri polisiye romanı bitirmeden evvel suçluyu bulabilmektir. %90 bulurum. Yani aşağı yukarı 300 sayfalık bir romansa 200. sayfada tahmin yaparım ve çok polisiye romanı okuduğumdan tahminlerimin tutma yükseği oranı yüksektir. Eğer yanlış biliyorsam o polisiye roman yazarını çok takdir ederim. Yani bulamamışsam sona kadar çok takdir ederim o polisiye roman yazarını. Yani keyfi de oradan. Senden kitap okumada keyif alması lazım okuyucunun. Bazı eserler vardır. Okumanız gerekir. Size bilgi verir. Fakat takır tukur yazılmışlar. Benim bir adetim var. Şimdi çok çeşitli konulara merakım var. Çeşitli kitaplar okuyorum. Özellikle akademisyenin yazdığı kitaplarda sanki bilimsel yazma takır tukur yazma eşitmiş gibi. Pul yazıyor. Yani onlardan ben 40-50 sayfa okurum ve ondan sonra kapatırım o kitabı bir polisiye romanı. Keyifle bir 100 sayfa okurum. Ondan sonra gene bir kitaba dönerim. Yani polisiye roman benim diğer kitapları okumama da yardım eden şey. Faktör. Onu da belirteyim. Peki polisiyenin böyle bir tanımını yapınca hocam tabii biraz da yazanlara da bir gidelim izninizle. Evet. İlk Türkiye kökenli kadın polisiye yazarı Halide Edip gelir. Başka kimleri sayabiliriz? Evet. Efendim şimdi şöyle söyleyeyim. Evvela şunu çok vurgulamak istiyorum size. Türkiye'de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak moda sevgili kardeşim. Ve Türkiye'de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar Türkiye'de polisiye romanın pek gelişmediğini ancak son yıllarda bir ivme kazandığını söylerler. Bu tamamen yanlış. Türkiye'de ilk polisiye roman 1883 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır. Esrarlı Cinayet. Şimdi bildiğim için ve iddialı konuşuyorum. 1883 yılında İtalya'da polisiye roman daha yazılmamış. İspanya'da polisiye roman daha yazılmamış. Almanya'da iki tane Ahmet Mithat Efendi'ye göre çok iktidai polisiye roman. Bugün dünyada polisiye romanın en geliştiği bölge olan İskandinavya'da polisiye ilk polisiye roman Ahmet Mithat Efendi'den 20 yıl sonra yazılmıştı. Demek ki bizde polisiye romanın eski bir geçmişi var sevgili kardeşim. Ve burada Ahmet Mithat Efendi'nin rolünü vurgulamak lazım. Zaten Ahmet Mithat Efendi Türkiye'de romanın da gelişmesinde çok büyük rolü olan bir adamdır. Halkın roman zevkine alışabilir. Çünkü roman 1880'lerde Türk okuru için yepyeni bir tür. Eski Osmanlı Mesnevisi, Susubusu vesaire var.
onların yanında batıdan alınmış bir tür. Bu türe halkın alışabilmesi için ilginç konuları ortaya koymak lazım. Meraklı konuları ortaya koymak lazım. O bakımdan Ahmet Mithat Efendi'nin diğer romanları da çok ilginçtir ve aynı zamanda bilgi veren romanlar. Yani Ahmet Mithat Efendi romanın ortasında durur. Ey kari, yani ey okuyucu der. Bize bir 5-6 sayfa ilave bilgi verir. Ona hadi gidelim romana dönelim der, romana döner. Mesela Esrar Cinayet'te o olay geçtiği zaman savcılık kurumu yoktur. Durur durur der ki ey okur. O olaylar geçtiği zaman, o zamanki tabirle müddeyi umumilik, yani savcılık yoktu. Savcılık ne demektir der. 6-7 sayfa savcılığın ne olduğunu anlatır. Amma hukukun bakımından dava açmak vesaire. Yani Ahmet Mithat Efendi'nin rolünü ve öncülüğünü polisiye romanda hiç unutmamak ve vurgulamak lazım gelir diye söylüyorum. Kadın yazarlara gelince, dediğiniz gibi Halide Edip Hanım, Yol Palas Cinayeti diye 1930'larda ilk ciddi polisiye roman denemesini yapmıştır. İlginç bir polisiye romandır Yol Palas Cinayeti. Fakat Halide Edip Hanım klasik edebiyat tapınağının gardiyanları gibi polisiye romanı aşağılayan bir yazar değildir. Çok sevdiğini ifade eder. Biliyorsunuz Kıdar Amerikan Koleji'nde okumuştur ve Sherlock Holmes öykülerini Türkiye'de yayınlanmadan evvel bilen iki kişiden biridir. Biri Abdülhamit'tir, padişah çok meraklıdır. İkincisi de Halide Edip Hanım'dır. Akşamları kocasına ve babasına Sherlock Holmes öyküleri okuduğunu anlatır hatıralarında. Ve rüyalarıma girerdi, çok severdim diye de belirtir. O bakımdan polisiye romanı yatkınlığı vardır, sevgisi vardır Halide Edip Hanım'ın. Ve Yol Palas Cinayeti adlı ilk romanını o şekilde yazmıştı. Ondan sonra kesilden benim isim olarak dikkat edebileceğim Pınar Kür var. Bir cinayet dosyası diye enteresan bir kitabı vardır. Tabii son zamanlarda çok sayıda hanım yazarımız olduğunu görüyoruz. Şunu da vurgulayayım size, belki ilginç gelecektir. Benim kişisel kanaatimce kadınların en muvaffak olduğu edebi dal polisiye roman. Hiç şüphesiz mesela şunu söyleyeyim. Klasik Katil Kim romanlarında Agatha Christie'nin üstüne bir yazar tanımı. Klasik Katil Kim romanlarında, modern romanlarda, sosyal iletiler olan romanlarda demiyorum. Klasik Katil Kim romanlarında Agatha Christie'yi geçecek bir erkek yazar yok sevgili kardeşim. Onu da bu arada söyleyeyim ve kadınlar polisiye romanda hakikaten yeteneklidirler ve güzel polisiye roman yazarlar. Nedenini sorma. Nedenini sorarsan hanımlar bana kızar. Söyle. Var biliyorum, cevap var mı? Söylersem hanımlar bana kızar. İki dönemdir Kristal Kelepçe'de zaten kadın yazarlar. Kadın yazarlar aldılar ve çok yetenekli kadın yazarlarımız var. Mesela bu sene alan Dilruba Yıldız diye bir 21 yaşında bir genç kız aldı. Romanını aşağı yukarı yarısına kadar yazdıktan sonra bana gönderdi. Efendim siz bu konularda duayen bir isimsiniz. Bu benim romanımı devam edeyim mi etmeyeyim mi diye bana sordu. Baktım çok güzel bir roman ama kızım devam et bitir ve bitirdikten sonra gönder bana dedim. Gönderdi sağ olsun. Ve yayın evleri de kabul ettiler, yayınladılar. Çok güzel bir şey olarak söylemek bakımından. Çok meraklı, çok okumaya meraklı bir genç kızımız çok güzel de bir roman yazmış. Ve Türkiye'de artık polisiye, bugünkü durumda polisiye roman, dünya polisiye romanın standartlarının hiç altında değil. Hatta bazı eserler de üstünde, onu da vurgulamak isterim. Yalnız maalesef tabii dilimiz pek yaygın bir dil olmadığı için dünyada fazla etkisi gözükmüyor. Fakat Ahmet Ümit'in kitapları benim bildiğim 37 dile çevrildi. Ve aşağı yukarı o ülkelerdeki toplam satışların 4 milyonu oldu. Bunu da vurgulamak isterim. Yani Türkiye'deki şu anda polisiye romanın seviyesi, kalite seviyesi, dünya polisiye romanının ortalama kalite seviyesinin üstünde. Onu da eminerek, vurgulayarak söylemek isterim. Kesinlikle katılıyorum. Hatta ben çok basıldı diye tamamen meraktan kaç tane Amerikan romanı aldım, polisiye romanı. Evet. Aman yarabbi, yani aman yarabbi. Aynı şeyi bakın ben de şey yaptım. Bill Clinton'la bir Amerikalı polisiye roman yazarı bir roman yazdık. Amazon'a para gönderdik. Eve yükünle de para verdik. 5 para almıştık. Yani bizim sevdiğim dostumdur Osman Aysun'un polisiye romanları ondan çok daha güzel. Demek istediğim yani hiç şey yapmamamız lazım. Bizim yazarlarımızı küçümsemememiz lazım. Gayet evet. Güzel şey yapıyorlar. Rahmetli Celloker'in mesela Remzi Ünal öyküleri bana sorarsanız şu an için çağdaş polisiye romanları birinci sınıf polisiye romanlarının içine rahat girer. Ahmet Müdem'in pek çok eseri rahatlıkla girebilir. Yani bunu şey olarak yani aşağı yukarı
İlk polisiye romanımı 1953 yılında okumuştum. Demek ki 70 yıla yakında polisiye roman okuyorum. Çok polisiye roman okuyorum. Yani biraz bilgim var sayalım ve o bakımdan diyorum ki bizde polisiye roman nitelik olarak hakikaten dünya seviyesindedir ve çok nitelikli, özellikle genç polisiye roman yazarlarımız var sevgili kardeşim. Evet. Hocam aslında biraz da popüler olan bir soruyu sormak istiyorum ama kimsenin de cevabını bilmediği, sizin bilebileceğinizi tahmin ettiğim bir soru sormak istiyorum. Az önce dönemle de alakalı olarak çok merak edilen aslında Abdülhamit'ten bir satır bahsettik. Bahsettiğiniz zaman mesela polisiye merakı biliniyor herkes tarafından ve bunu tabii söylerken hep şeyle bahsediliyor. Kendine gelebilecek işte çeşitli suikastler ya da politik krizleri hakimiyetini kolaylıkla çözebilmek için bu kadar çok polisiye kitabı var diye bir yorum yapılıyor. Bu yoruma katılır mısınız? Hayır, hiç katılmıyorum. Şimdi benim bir kafların tabiriyle Tuğla gibi iki cilt kitabım vardı. Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes diye. Onun ikinci baskısını hazırladım. Orada da bu konuya değindim. Bu yanlış bir tanımlama sevgili kardeşim. Abdullah, biz maalesef eleştiride yahut metihte ekstremlerde olan bir yapıya sahibiz. Ya çok övüyoruz, Ulu Hakan diyoruz. Ya çok kötülüyoruz, Kızıl Sultan diyoruz. İkisinin ortasında bir zat, zeki bir zat. Ve yaşadığı, padişahlık yaptığı dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun en kritik, en krizlerinin bol olduğu dönem. Ve bu krizlerle adam samimi olarak boğuşmaya çalışıyor. Bunları halletmeye çalışıyor. Çok yoğun bir çalışma içinde. Demin söylediğim kaçış sevki burada önem kazanıyor. Adam hakikaten zihnen çok yoruluyor. Artık bu kendini yoran ortamdan kurtulmak için başka bir ortama gidip kafasını dinlendirmek istiyor. Bütün yapmak istediği o. Tahttan indirildikten sonra Selanik'e sürülmüş, sonra da Beylerbeyi Sarayı'nda yaşamış ve orada ölmüştü. Doktor Atıf Bey diye bir doktoru vardır. Onunla sık sık konuşmuştur. Doktor Atıf Bey anılarını yayınlamıştır. Abdülhamit'le konuşma anılarını. Orada polisi romana niye bu merakınız diye sormuştur. Kafamı dinlendiriyor demişler adamlar. Ama Abdülhamit karşıtları bunu efendim çok besbeseliydi. Kendime bir şey yapılırsa nasıl önlem alayım bilmem ne diye. Yok canım, bana sonra hiç alakası yok. Adamcağız zihnen bugünkü sorunlarla feci yoruluyordu. Feci eğleniyordu. Bunalıma giriyordu. O bunalımdan kafasını rahatlatabilmek için akşamları Esmaf Üçübaşısı İsmet Bey'e polisiye roman okutturuyordu. Şeyinde. Ve orada da bir enteresan şey vardır. Kitabımda da anlattım. Abartırlar şeyi. 6000 tane polisiye roman çevirip ederler. Yansız bir rakam bu 6000 tane polisiye roman. Abdülhamid'in kütüphanesi zengin bir kütüphanesi vardı. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde. Ben orada 6 aya yakın çalıştım. Abdülhamid'in çevirdiği bütün polisiye romanları teker teker elden geçirdim. 524 tane polisiye roman çevirmiş. Bunların da aşağı yukarı 30 tanesi Sherlock Holmes öyküsü. 10 tanesi falan da Arsène Lupin öyküsü. Diğerleri o zamanın moda olan Fransız yazarlarından yapılan çeviriler. Ve onun bir tercüme bürosu var. Tercüme bürosundaki adamlara ilave para veriyor. Akşam evlerinde polisiye roman çevirtiriyor. Bu arada dışarıdaki kişilere de polisiye roman çevirtiriyor. Mesela Ahmet Rasim, hatta Hüseyin Cahit Yalçın buna polisiye roman çevirmişlerdir Abdülhamid'e. Akşamları hareme gitmediği akşamlar yatağına yatarmış. Esmafçıbaşısı İsmet Bey gelir. Arabanın arkasında polisiye roman okurmuş ona. Uykusu geldiği zaman da istirahat et İsmet Bey dermiş. Şey yapar. Ve İsmet Bey'e de işte bana yeni polisiye roman bul vesaire şeyleri var. Ve Sherlock Holmes yazarınınla da madalya vermiş. Sherlock Holmes'in yazarı Arthur Conan Doyle ikinci evliliğinde balayını İstanbul'da geçirmişti. Çünkü İstanbul'da bir dostu Osmanlı Bahriyesi'nde müşavirlik yapıyor. Onun yanına gelmiştir. O müşavir paşa Abdülhamid'e söylemiştik. Buraya şey geldi, Sherlock Holmes'in yazarı geldi diye. Onun üzerine Sir Arthur Conan Doyle'a Ecidiye nişanı, karısına da şefkat nişanı vermiştir. Ben baba öyle arşivimde bu nişanların beratlarını gördüm. Onları verdim. Çok da enteresan bir hikayesi var. Onu da anlatayım mı size? Tabii ki. Lütfen. Sir Arthur Conan Doyle diyor ki efendim ben şeye gittim, İstanbul'a gittim. Padişah duymuş benim geldiğimi. Fakat Ramazan'dı, beni kabul etmedi. Ama bana ve karıma nişan verdi diyor. Fakat bunu misafir eden amiral de anılarını yazmış. İngiliz amiral de anılarını yazmış. O anıları da okudum ben. Anılarda bambaşka anlatıyor olayı. Diyor ki benim de bulunduğum bir törenle Abdülhamid bizzat verdi diyor. Sir Arthur Conan Doyle'a nişanı diyor. Fakat dedi ki diyor, senin romanlarının da hikayelerini de okuyorum. Romanlarını beğenmedim. Hikayelerin çok güzel. Ben roman yazma, hikaye yazayım. Ve buna Sir Arthur Conan Doyle çok bozuldu diyor.
Huzurdan çıktıktan sonra ulan elime bak edebiyat şeysi mi? Eleştirmenim benim romanları bozulmamış diye homur homur homurlandı diyor. Tahmin ediyorum ki Sir Arthur Conan Doyle bu eleştiriyi yazmamak için beni kabul etmedi dedi. Çünkü açık açık Amiral Woods diye bir zattı. Türkçe'de çevrilmiştir bu 1970'li yıllarda. Onun da hatıraları çevrilmiştir. O hatıraları zaten ben sayfa numarasında da verdim kitabımda. O hatıraları okursanız diyor ki ben de katıldım törene. Abdülhamit bize şey verdi diyor. Ve bu konuşmayı yaptı diyor. Hadi kardeşine inanacağız. Bu da polisiye muamma gibi karşımızda duruyor. Arthur Conan Doyle mu doğru söylüyor yoksa Woods mu, Amiral Woods mu doğru söylüyor. O da enteresan bir olaydı. Evet, çok güzelmiş. Hocam Fransız popüler kitaplardan bahsettiniz. Abdülhamid'in de bunun birçoğunun öyle olduğunu. Şimdi Polisiye romanın tarihine bakarsak 3 ülkede geliştiğini görüyoruz. Amerika, Fransa ve İngiltere. Diğer Avrupa ülkelerinde hakikaten demin söylediğim gibi Ahmet Mithat Efendi'nin polisiye roman yazdığı zaman polisiye roman yok ya birçok ülkede. Tabii hariç, Rusya hariç, Rusya'da Dostoyevski gibi büyük bir yazar ve demin söylediğim gibi Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler gibi bir tane edebi şaheser. Ama polisiye grubulu şaheser yazan bir yazar var. Ve o zamanlar bol miktarda Fransız yazarlar polisiye roman yazıyorlar. İngiliz yazarlar da var. Amerika'da Edgar Allan Poe biliyorsunuz ilk. Mork Sokağı'nda cinayeti yazmıştır. Sadece ilk polisiye roman o kabul edilir genellikle. Ben kabul etmem onu da söyleyeyim. Ondan evvel de polisiye roman vardır. O ayrı hikaye. Meraklısı kitabım çıkacak 2 ay sonra. Mork Sokağı'nda cinayetten daha evvel yazılmış polisiye romanların neler olduğunu alıp okur orada. Buradan da söyleyeyim. Oğlak Yayınları. Uzun anlat. Balzac da yazmıştır. Voltaire de yazmıştır polisiye roman. Onların delillerinin de polisiye roman olduğunu ortaya koydu. Hatet Bağdaş polisiye roman şeyleri. Bu Edgar Allan Poe'la başlar tezini pek kabul etmezler, onu da söyleyeyim. Evet, bu 3 ülkede geçirmiştir. Fakat en bol yazılan o yıllarda Fransız polisiyeleri melodram ağırlıklı polisiyelerdir. Acıklı polisiyelerdir. Ve Abdülhamit de Sherlock Holmes'i keşfettiği zaman çok keyif almıştır. Çünkü Sherlock Holmes'in öyküleri melodram ağırlıklı Fransız polisiye romanlarından kalite olarak hakikaten çok yüksek. O bakımdan onu çok sevmiştir. Onun da çok enteresan bir hikayesi var. Sir Arthur Conan Doyle'un hikayeleri Strand Magazine diye çok meşhur bir dergide yayınlanıyor. Abdülhamit de siyasi bir dergi. Abdülhamit bu dergiye abone. O dergide kendinle ve ülkesinle ilgili yazılar çıkarsa çevirin bana getirin diyor. Georgi diye bir Rum tercüman padişahla ilgili bir yazı çıkıyor. 1903 50 sayısında. Bunu çevirirken bir bakıyor, bir Sherlock Holmes öyküsü görüyor. Boş hane, boş ev diye. Padişah polisiye romanı meraklı diyor, onu da çeviriyor. Ve diyor ki efendim işte Strand Magazine dergisinde sizinle ilgili bir yazı çıktı. Ama bir de çok enteresan polisiye şey var, siz seversiniz diye onu da çevirdim. Bunu padişah okuyunca çok beğeniyor. Ve söyleyin Londra elçimize hemen bir telgraf çekiliyor. Bu adamın ne kadar eseri varsa hemen al bize gönder diye. O şekilde Abdülhamit ilk şeyi Sherlock Holmes öyküsünü 1903 yılında Strand Magazine dergisinde tesadüfen öğrenerek şey yapıyor. Ama dediğim gibi yalnız siyasiler içinde yalnız Abdülhamit değildir. Mesela Kennedy James Bond hayranıydı. Yeni bir James Bond kitabı çıktığı zaman ama hemen alırdı, keyifle okuyorum derdi. Churchill, Sherlock Holmes, bütün Sherlock Holmes öykülerini ezbere bilirim ben diyen bir adamdı. Yani siyasiler için de şey değil, söyleyin, yalnız Abdülhamit değil, pek çok meşhur siyasi polisiye romanı meraklıdır. 1908 sonrasında arka arkaya 10 paralık öyküler diye tanımlanan Türkiye'de birçok kitabın basıldığı biliniyor. Evet. Bu acaba kurgusunun böyle basit olması ve okuma oranlarının çok düşük olması gerekçesiyle mi böyle bir yönteme gidiyorlar acaba? Efendim bu anlatayım sevgili kardeşim. Bu Amerikancası bunun dime novels'tir. Dime biliyorsunuz 10 cent demek. Ben onları 10 paralık öyküler diye ben çevirdim. Tutuldu ama isim 10 paralık öyküler diye. Dime novels yani bir daima satılan öyküler diye. Bunlar Amerika'da 1860'tan sonra çok moda olmuş bir şey. Çeşitli polisiye kahramanların öykülerini 10 cent'te satıyorlar. Kapçıklar bunlar. Ve her hafta yahut her ay periyodik olarak bunlar yayınlanıyor.
Bunların meşhur kahramanları var. Nat Pinkerton, Nick Carter vesaire gibi çok tanınmış kahramanları var ve az eğitimli yahut genç okuyucular nezdinde çok tutuluyor bunlar. Ta ki 1900'lü yıllara kadar, o sırada başta sessiz sinema, sonra sesli sinema çıkınca bu şey akım yavaş yavaş kayboluyor. Türkiye'de de ikinci meşrutiyet ilan edildikten, basına sansür vesaire kalktıktan sonra bir furya oluyor. Bu Amerika dime novel dediğimiz 10 paralık öykü türü şeyler arka arkaya Türkiye'de çevriliyor. Mesela benim tespitlerime göre 250 tane Nat Pinkerton öyküsü çevrilmiştir ve halk tarafından bu şey yapılıyor, merakla okunmaya başlanıyor. Onun üzerine Türk yazarlar da bu şekilde öyküler yazmaya başlıyorlar. Bunun ilk başarılı örneği Ebu Süreyya Sami'nin Aman Vermez Avni hikayeleridir. Bana sorarsanız Aman Vermez Avni hikayeleri standart 10 paralık öykülerden daha kaliteli, daha şey. Fakat bu türün en büyük ismi Server Bediye adıyla yazan rahmetli Peyami Sefa'nın Cingöz-ü Recai'si. Cingöz-ü Recai çok tutulmuştur. 1924'te ilk Cingöz-ü Recai öyküleri yayınlanmıştır. Ve okuyucular tarafından fevkalede tutulmuştur. Tutulmasının nedeni Cingöz-ü Recai hırsız dedik. Yani şey değildir, polis hafiyesi değildir, tam tersine. Kendisi hırsızdır, hırsızlık yapar, zenginden çalır, fakire dağıtır. Suç ve muamma vardır olayda. Suçluları yakalar, icabında şantaj yapar, ondan para alır. Ama sevimli bir hırsızdır. Çünkü kendisi zengindir, paraya ihtiyacı yoktur. Bir keyif almak için bu işleri yapar ve fakir fukarayı da şey yapar. Eyüp'te bir evi vardır, kendini ihtiyar bir mütekay emekli gibi tanıtır orada. Bütün Eyüp fakir fukarasını besler. Bu bakımdan halka çok sempatik gelmiştir ve enteresan bir şeydir. Yani Arsène Lupin tipi bir şeydir. Fransızların Arsène Lupin de aynı şekilde bir hırsızdır ama evimli bir hırsızdır. Hiçbir zaman yakalanmasını istemezsiniz şey olarak. Onun gibidir ve çok tutulmuştur. Ve o zamana göre 5-6 baskı yapmıştır Cingöz-ü Recai öyküleri. Sizin dediğiniz gibi az eğitimli ve genç kuşaklar bunu başlamışlardır. Fakat Cingöz-ü Recai'yi en üst seviyedeki aydınlar bile keyifle okumuşlardır. Çünkü kalitesi yüksektir Cingöz-ü Recai'nin. Yani standart 10 paralık öykülerden çok daha nitelikli eserlerdir Cingöz-ü Recai. Cingöz-ü Recai, Arsène Lupin'i de Sherlock Holmes'i de Türkiye'ye getirmiştir ve Server Bediye'yi Türkiye'ye getirmiştir. Cingöz-ü Recai ile karşılaştırmıştır. Cingöz-ü Recai, Sherlock Holmes'i de Arsène Lupin'i de içimi halletmiştir. Çok keyifli öykülerdir. Bunları ben 2019 yılında Özgün Metinler'inle beraber yayınladım Volkan'cığım. Ve şunu vurgulayayım, kızdığım bir olaydı. Çünkü bir rahmetli Peyami Safa öldükten sonra bu öyküler yayınlandı Latin harfleri. Fakat ne yaptılar biliyor musunuz? Sansürlediler. Çünkü bunu yazdığı zaman Peyami Safa 25 yaşlarında bohem bir hayat yaşıyor. Bazı erotik sahneler var. Yayınlayan yayın evleri muhafazakar yayın evleriydi. O erotik sahneleri sansürlediler. Fakat sansürleyince hem öykünün anlaşılması zorlandı hem de yazara terbiyesizlik yapıldı. Senin ne hakkın var sansürleme? Yani ilk defa sansürsüz, özgün halinde, Latin harflerinde yayınlanması için yaba gösterdim. Ve Peyami Sefa'nın telif haklarına sahip Ötüken Yayın Evi ile konuştuk ve onlara dedim ki bak böyle ondan evvel Ötüken Yayın başka böyle böyle yapıyorlar. Ben hiçbir noktasına dokunmadan olduğu gibi yapıyorsun. Tamam dediler ve o şekilde 60 öyküsünü yayınladık. Çok keyifle okunacak öykülerdir. Hala bilerek, keyifle ve zevk alarak okunacak öykülerdir. Server Bediye bu konuda Türkiye'de ilklerdendir. Yani Ahmet İtat Efendi'den sonra hayırla yad edeceğimiz polisiye romanında bir isim. Polisiye severler olarak size o zaman yayındayken hazır birebir görmüşken teşekkür ederim. Yani böyle kıymetli bir eseri. Estağfurullah. Ben bir keyif alıyorum polisiye roman okumaktan. Polisiye roman yazarlarını şey yapıyorum. Çok ısrar ettim. Bir dernek kurun diye. Sağ olsun derneklerini de kurdular. Çünkü gelişmiş polisiye romanın geliştiği ülkelerde polisiye roman yazarları derneği çok önemlidir. Onların verdiği ödüller çok önemli. İki senedir onlar da çaba gösteriyorlar. Fakat bu son salgın vesaire biraz etkinliklerini zayıflattı. Ama tahmin ediyorum bundan sonra daha aktif çalışacaklar. Evet. Polisiye kitaplarının, eserlerinin daha çok böyle ağırlıklı olarak her zaman olmasa da evet, aristokrasinin içerisinde dönen dolapları ya da mesela teşhirini göstermeye yönelik olduğuna dair benim de gözlemim var. Birçok kişinin de böyle bir gözlemi var. Ama evet, mesela ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi ben yaşadığım yerle bölge, fabrika bölgesi, Çorlu'da yayın yapıyorum. Dolayısıyla evet, da mesela şöyle bir, mesela Agatha Christie'nin döneminden itibaren şöyle bir ön yargı varmış gibi. Hani işçi sınıfının polisiyesi olmaz.
gibi bir böyle bir algı var. Anlatayım bu, efendim. Anlatayım. Bu neden anlatayım. Böyledir? Doğru, haklısınız. Yine efendim Agatha Christie ve takipçilerim Katil Kim benim tanımımla Katil Kim romanları yazarmış. Yani İngilizcesi bunun Houdinit, kim yaptı romanları? Katil Kim romanları yazarlar. Ve Agatha Christie'nin eserleri dediğiniz gibi onun Türkiye'de maalesef tanınmıyor. Dorothy Sayers diye meşhur bir polisiye roman yazar hanım daha vardır. O da Agatha Christie kadar kuvvetli bir yazardır. Bunların bütün şeyleri aristokrat ortamda geçer. Yahut terenin zengin bir de taşrada yaşayan fakat zengin ailelerin arasında geçer olaylar. Bu olaylarda önemli olan muamma. Tabii sofistike cinayetler de söz konusudur. Böyle çok gizli tertiplenmiş, ayarlanmış. Efendim tabancayla falan işlenmemiş, zehir kullanılmış bilmem ne. Bu sofistike olaylar da proleter arasında olacak olaylar değil. Bu bakımdan aristokrat şeyde geçmiştir. Fakat bu akımla beraber kara roman dediğimiz bir diğer akım da özellikle Amerika'da Dashiell Hammett, Raymond Chandler gibi büyük ustaların şeyinde yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Bir de Agatha Christie ve takipçilerinde Agatha Christie'yi takdir ettiğimi söylemiştim. Önemli olan olmayı çözmektir, katilin kim olduğunu bulmaktır. Bütün yoğunluk onun üzerine yoğunlaşır. Kesip olarak muamma üzerinde yoğunlaşır. Yani bir sosyal ileti, bir sosyal soruna değinmek gibi bir şey yoktur. Daha sonra, yani 1950'lerden sonra modern polisiye romanında, kara romanın takipçilerinde bugün meraklı bir polisiye kurgu içinde pek çok toplumsal iletilere de yer verir diyor. Mesela Ahmet Ümit'in de çok eserinde en son romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde Almanya'daki yabancı düşmanlığını çok çarpıcı şekilde vurguluyor. Yani polisiye kurgu içinde merakla okuyorsunuz ama o arada da iletileri de alıyorsunuz, mesajları da alıyorsunuz. Diyorsunuz, Almanya'da yabancı düşmanlığı var, eski faşist kalıntıları var vesaire. Bunun gibi bütün dünyada özellikle İskandinav polisiyelerinde sanki polisiye roman toplumsal iletiler vermek için yazılıyor gibi bir izlenim bile uyanıyor. Henrik Mankell diye çok sevdiğim bir İsveçli yazar var. Onun kitaplarını okuduğunuz zaman hem polisiye romanın faşist sevkini alıyorsunuz, hem de pek çok sosyal konuda eleştirilere katılıyorsunuz ya katılmıyorsunuz. Ama sosyal iletileri alıyorsunuz. Polisiye romanın bir değerli yönü de burada. Yani meraklı bir kurgu içinde okuyucuya kulağılık yapmadan ustalıkla toplumsal iletiler de verebiliyor polisiye romanı. Onu özellikle vurgulamak isterim. Son dönem polisiye romanlarda bu kurgu aşağı yukarı hakim vaziyette. Artık polisiye roman yazanlar sırf muammayı çözmek için değil, muammayı çözerken, okuyuculara kaçış sevki verirken toplumsal mesajlar da vermeyi amaçlıyorlar ve bunu başarıyla yapıyor evet. Volkan. Siyasi polisiyeler günümüzde mesela çok popüler olmaya başladı. Öyle, tabii. Dediklerinizden evet. Siyasi polisiyeler. Evet, yani hatırlarsınız Türk Edebiyatı'nda 50'li yıllarda Mahmut Bakalım Bizim Köyü'nle başlayan bir toplumsal roman akımı vardı. Orhan Kemaller, Yaşar Kemaller bunlar toplumsal mesajlar veren romanlar. Fakat son zamanlarda postmodern roman diye bir benim sevmediğim bir tür çıktı onu da söyleyeyim. Ve postmodern roman çıkınca toplumsal romanlar sanki piyasadan kaybolmuş gibi oldu. Şimdi bu şey roman toplumsal romanın işlevini de yerine getiriyor. O bakımdan da ben önem veriyorum polisiye romana. Onu da vurgulamak isterim burada. Yani şunu söyleyeyim. Bugün için toplumsal romanın ismini sürdüren edebiyat türü polisiye roman diye söyleyebilirim. Hocam Türkiye polisiye tarihi anlamında doğru mu telaffuz ediyorum emin değilim. Mike Hammer özelinde. Olayı var değil mi? Çok önemli bir anlatayım onu size. Çok keyifli bir olaydı. Benim ilk okuduğum polisiye roman 1953 yılında o zaman Çağlayan Yayınları diye bir yayın evi var. 1 liraya cep kitapları boyutunda kitaplar çıkarırlardı. Ben de lise bir talebesiyim. Bir böyle gazetelerde de satılıyor, gazete bayilerinde de satılıyor. Bir baktık böyle kapakta çok enteresan, güzel bir kadın soyunuyor kapakta. Merak ettim aldım. Ve ilk okuduğum polisim, kanun benim. FM ikinci diye mizah çevirmiş. Sonra öğrendik ki merhum Kemal Tahir, meşhur romancımız Kemal Tahir. Bu roman öyle tutuldu ki o zaman Türkiye'nin nüfusu 20 milyon 100 bin sattı. 100 bin rakam o zaman çok büyük bir rakam. Ve büyük bir olay oldu. Çağlayan Yayını bir gazetelere ilanlar veriyor. Hemen ikinci romanı çevirdiler Kemal Tahir'e. O yayınlandı. Efendim işte
dudaklarıyla dövüşen, yumruklarıyla sevişen kadın ve katil avcısı Mike Hammer'in yeni kitabı çıktı falan diye böyle. Ve çıkar çıkmazsa hemen alınıyor. Hepimiz alıyoruz. Mike Hammer de tipik bir dedektif değil. Yani Hercule Poirot gibi falan kafayı çalıştırmıyor. Yumruklarını çalıştırıyor. Döve döve itiraf ettiriyor falan. Ve cezayı kendi veriyor. Öldürüyor. Arkadaşını öldüren adamı o da öldürüyor falan. Enteresan bir tip. Hoşumuza gidiyor. Efendim fakat bunu yazan Michael Spillane hafif üşütük bir adamdı. Bir tarikata giriyor Amerika'da. O tarikatta roman yazmak günahmış. Roman yazmayı bırakıyor. 6 tane roman yazmış. Hepsini çevirtiyorlar. Talep var. Okuyucu çok istiyor. Fakat şey yok. Elde çevrilecek roman yok. Rahmetli Kemal Tahir de hapishaneden çıkmış. Parasız falan. Üstad diyorlar ya sen yazarsın. Bundan daha güzel yazarsın ya falan. Yazayım diye zavallı. Ne yapsın? 4 tane polisiyon roman yazmıştım. Kemal Tahir. Mike Hammer roman. Fakat sahtekarlık yapmamıştı. Yazan FM ikinci diye yazmıştır. Yani ben yapmadım. Ben yazdım bunları diye. O 4 romanda aynı şekilde güzel binler sattı. Ben polisiyon roman meraklısı olarak size şunu söyleyeyim. Kemal Tahir'in Mike Hammer'leri, Michael Spillane'in Mike Hammer'lerinden açık arama daha iyidir. Çünkü Mike Hammer faşist bir tiptir. Halbuki zencileri aşağılar, solcuları aşağılar vesaire. Hatta bir solcu şebekeyi basar, ellerine boğarak öldürür falan. Öyle bir tip. Halbuki Kemal Tahir'in eşi Hammer'i çok insancı bir tipti. Mesela Karan Ağrı diye bir roman yazmıştır. Orada bir zenciyle dostluk yapar falan. Yani 1953 yıllarında Amerika'da zenciyi roman baş kahramanı yapmak düşünülmeyecek bir şey. Fakat 6-7 Eylül olayları biliyorsunuz İstanbul'da oldu. Kemal Tahir'i de eski komünistliğe sen yaptın diye zavallı adamcağız içeri aldılar. İçeri alınca piyasa var. Kemal Tahir'i yazamıyor hapishanede. Bu sefer bir sürü insan polisiyon roman yazmaya başladı. Ve inanılmaz sayıda Mike Hammer romanları. Fakat bunlar hile yapıyorlardı. Yazan Mike Hammer, çeviren bilmem kim diye. O çeviren dediğin isim asıl yazıyor romanı. Fakat yayınlarlarken yazan Mike Hammer diye yazıyor. Şimdi 50 kütüphaneye girin. Michael Spillane yazın. Eserleri deyin. 350 tane kitap çıkar karşınıza. 350 kitap yazması imkan yok adamcağız. Adamın 20'ye yakın Mike Hammer romanı vardır. Geri kalanlar hep Türklerin yazdığı romanlardır. Hafif Yesari diye bir zat vardır. Meşhur romancı Mahmut Yesari'nin oğludur. Tanıdım şahsen de kendisini. O 180 tane Mike Hammer romanı yazmıştı. Ve öyle ilginç, çok ilginç bir zattı. Şimdi diyor ki ben konuştuğum için söylüyorum kendime. Diyor ki ben Amerika'ya gideyim falan yok. Bir tane New York şehir rehberi buldum. O şehir rehberine, sokak adları bilmem ne yazıyor. Fakat patron diyor ki 3 gün içinde romanı bitireceksin. Her hafta bir tane şey yazıyoruz diyor. Mike Hammer romanı yayınlıyoruz diyor. 3 gün içinde yazacaksın. 96 sayfalık 3 gün içinde yazıyorum diyor. Veriyorum patrona. Ancak paramı öyle veriyor benim diyor. Yazmazsan vermiyor ertesi haftanın parasını. Ben 2 yıl diyor bu şekilde geçin Mike Hammer yazarak ve 180 tane Mike Hammer romanı yazsın diyor. Çok enteresan olayları da var. Bu içkici bir zattı. Hafif Esayir rahmetli. Mide kanaması geçirmiş. Doktorlar içki içmesini yasaklamış. Arkadaşları da alay ediyorlar. Bak içemiyorsun falan diye. Dövmek istiyorum adamları ama diyor. Ben cılız veririm. Kimseyi dövemiyorum. Ne yaptım diyor. Mike Hammer'e de diyor. Romanların birinde diyor. Mide kanaması geçirdim diyor. Mike Hammer'e de diyor. Doktorlar içki içmeyi yasakladı. Mike Hammer'e alay edenleri Mike Hammer dövüyordu diyor. Ben de rahatlıyorum. Yani böyle enteresan gelişmeler de var. Çok ilginç şeyler vardı. Pek çok yazar. Mesela meşhur Orhan Boran vardı. O zamanlar yapardı. Orhan Boran da Mike Hammer romanları yazmıştı parasız kaldığı zaman. Benim saptadığım 350 tane sahte Mike Hammer romanı yazılmıştır Türkiye'de. Bu ne 1960'a kadar devam etmiştir. 1960'da Michael Spillane o tarikattan çıkmıştır. Yeniden Mike Hammer romanları yazmaya başlayınca bu furya kesilmiştir. Ama 1954'ten 1960'a kadar Türkiye'de 350 tane sahte Mike Hammer romanı yazılmıştır. Edebiyatla ilgilendiğimden beri biraz da yazıyorum. Onunla ilgilendiğimden beri şunu dikkat ettim hocam. Bazı kitapların, bazı eserlerin, dergi de olabilir yani yazılı herhangi bir eserin. Öyle bir hikayesi oluyor ki yani hikayenin kendisi ayrı. Hani kitaptan ilginç olabiliyor değil evet, mi? Evet evet aynen öyle. Ya mesela Aziz Nesin'in falan böyle o kadar çok şeyi var ki böyle hikayesi.
Bunun evet, için evet, ayrı tabii. kitapları var falan böyle. Doğru. Zaten Kemal, rahmetli Kemal Tahir'le Aziz Nesin Müşterek Yayın Evi falan da kurmuşlardı. Samimi arkadaşlar ikisi de. Kemal Tahir tabii benim çok sevdiğim bir romancıdır. Siz de muhakkak okumuşsunuzdur evet, eserlerini. Evet. Ve Kemal Tahir'in Doğan Hızlan. Kemal Tahir yeni bir roman yazmaya başlamadan hemen 3-4 tane Agatha Christie okumuş. Kurguyu kafamda iyice netleştireyim. Çünkü hakikaten kurguda büyük ustadır Agatha Christie. Muhakkak her yeni romanına yanaştırmadan Agatha Christie okurmuş Kemal Tahir. Evet. Hocam Türkiye'deki polisiyenin tarihine baktığımız zaman evet, az önce hani gündemden bahsettik. Yani dolaylı da olsa. Evet. Tarihin aslında güncel hayatla da karşılaştığını bahsettik. Ama sonuç itibariyle bir az önce mesela Abdülhamit'ten bahsettik. Başka padişahlardan evet, bahsettik. Aslında bir yönüyle de cevabını vermiş olduk ama biraz daha açmak açısından soruyorum tamamen. Polis mesela edebiyatı gündemle ne kadar aslında iç içe olduğunu, ne kadar güncel olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla evet, da polisiyenin de bundan ayrı düşünülemeyeceğini söyleyebilir miyiz? Tabii söyleyebiliriz. Zaten polisiye roman değerlerinin eserlerini incelediğimiz zaman gündemden çok etkilendiklerini görüyoruz. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında ve İkinci Dünya Savaşı sırasında casusluk romanları birdenbire piyasayı kaplamıştır. Ondan evvel casusluk romanları pek yoktur. Ama Birinci Dünya Savaşı sırasından sonra casusluk romanları birdenbire okuyucunun ilgisini çok çekmeye başlamıştır. Aynı şey İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da olmuştur. Soğuk Savaş dediğimiz dönemde de olmuştur. James Bond'lar, şunlar bunlar. Hepsi bu Soğuk Savaş döneminin etkilerinde ortaya çıkan eserlerdir. Çok sevdiğim bir şey var. John le Carré, polisiye romanlar yazar, casus romanları yazar. Mesela onun kendisi de eski bir casus, John le Carré. Ian Fleming de James Bond'u yazan da biliyorsunuz şeydi. İngiliz istihbarat servislerinde çalışmış. Eski casustur. Yani demek istediğim gündelik hayattan etkilenme çok şey. Mesela kara roman türü dediğimiz romanlarda ki olaylar Amerika'da 1930'lu yıllarda büyük iktisadi kriz olmuştur 29 yılında. Arkadan Amerika'da içki yasaklanmıştır. Bu olayları yaşak öğe olarak polisiye romanlarda görürüz. Son zamanlarda yazılan, demin de söylediğim toplumsal iletileri olan romanlarda gündelik polisiye, gündelik olaylar polisiye romanının içine girer. Bizim Ahmet Ümit'in romanlarında da, rahmetli Celil Oker'in romanlarında da, Osman Aysu'nun romanlarında da bu gündelik şeyi o günkü güncel olayların izlerini her zaman rastlarız, görürüz. Polisiye roman özellikle diğer romanlardan daha çok şeyle ilgilenir, gündemle ilgilenir diyelim. Evet. Gündemin etkisi hakikaten vurguladığınız gibi polisiye romanda başat öğelerden biridir. Hocam son bir sorum olacak. Polisiye kısa öykü hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Ne düşünürsünüz? Vallahi efendim ben şimdi kısa öyküyü çok polis kısa öyküyü çok değerli bulurum. Yani kısa bir metin içinde hem olayı anlatmak, hem muammayı ortaya çıkarmak, hem muammayı çözmek ustalık ister. Yani kısa polisiye öykü herkesin yapabileceği bir iş değildir. Artık polisiye romanda ustalaşmış kalemlerin yapabileceği bir iştir. Çünkü dediğim gibi kısa bir metin içinde okuyucuyu tatmin edecek, okuyucuya saçma gelmeyecek bir sonucu vurgulayabilmek, okuyucuyu ikna etmek çok önemli. O bakımdan polisiye kısa öykü zor bir edebi daldır. Ve çok kıymetli şeyleri var tabii, mensupları var ve şunu özellikle vurgulayayım. Türkiye'deki 1990'lardan sonra polisiye roman yazmaya başlayan yazarlarımızda çok başarılı kısa öyküler okuyorum. Ve çok mutlu oluyorum. Üzüldüğüm tek nokta, elimizin dünyada fazla yaygın olmamasından dolayı bu öykülerin bütün dünyaya yayınlanmaması. Şimdi mesela yabancı polisiyeleri de sıkı takip ediyorum. Geçen gün çok övdüler. Brezilyalı bir hanım yazarın bir romanını ve öyküleri kitabını aldım, okudum. Allah sizi inandırsın. Bizim Pınar Kür'ün Yine Su Dökemez yazdığı roman. Yahut Elçin Poyrazlar son zamanlarda güzel polisiye romanlar yazıyor. Onun eline su dökemez. Ama Portekizce çok daha yaygın biliyorum. Brezilya'da şey yapılıyor. İşte şudur budur. Hemen İngilizce'ye çevrilmiş, roman tanınmış, bitmiş. Yani yazarlarımızın bir şanssızlığı o.
Ama belli bir seviyeye geldikten sonra da bu şey yapılıyor. Ahmet Ümit de dediğim gibi 38 dile çevrildi. Celil Oker de 11-12 dile çevrilmişti. Yani yavaş yavaş inşallah bu zinciri de kıracağız. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Katıldınız. Rica ederim. Vakit ayırdınız. Estağfurullah. Çok sağ olun.